Merhaba arkadaşlar, sizleri bu videomda veri tabanı yönetim sistemleri anahtar kavramı ve temel bileşenlerinden bahsedeceğim. Öncelikle anahtar kavramını değinmek istiyorum. Anahtar bir veya birden fazla alanın her bir satır için niteleyici olarak girilmesi için tanımlanan özel bir çeşit zorlayıcıdır. Tekrarlanmayacak bir anahtar alan tanımlandığında bu anahtar alanı birinci anahtar denir. Anahtarlar primary key, unary key, foreign key olmak üzere 3 çeşittir arkadaşlar. Primary key yani birinci anahtar, bir tablodaki her bir satırın yerine vekil olabilecek bir anahtar verilir. Tabloda bu alana ait bilginin tekrarlanmaması gerekir. Standart olarak bir tabloda verilerin fiziksel hafıza üstünde de hangi alana göre dizileceğini de primary key verirler. Bu bazen tek bir alan olabileceği gibi bazen birden fazla alanla birleşerek birinci anahtar oluşturabilir. Örneğin, programda personel sicil numarası alanına göre aramalar yapılacaksa, primary key personel sicil numarası olmalıdır. Yani arkadaşlar, kısaca özetlemek gerekirse, primary key tekrar etmeyecek ve boşluk değeri alamayacaktır. Gelelim unary key, yani tekil anahtara. Unary key olarak tanımlanan alan için bir ders sadece bir kere girilir. Yani primary key'de olduğu gibi. Bir başka satıra daha aynı verinin girilmesine izin verilmez. Primary key'den farklı olarak unary key null yani boşluk değerini alabilir. Mesela burada unary key ismimiz olarak belirleyebilir miyiz düşüncesi aklına geliyor. Belirleyemeyiz. Neden? Benim adım diyelim ki Ayşe. Bir sürü Ayşe ismi var. Yani bunlar tekrar ediyor. Ne kadar unary key hani bize farklı bir şeymiş gibi gelse de aynı primary key'de olduğu gibi tekrar edilemeyen değerleri almalıdır. Fakat tek farkı boşluk değeri de alabilir. Foreign key yani yabancı anahtar. Bir tabloya girilebilecek değerleri başka bir tablonun belli bir alanında yer alabilecek veri grubu ile sınırlandırmaya ve en önemlisi de ilişkilendirmeye yarar. Yani hem veri tekrarının önüne geçmek hem de daha sonradan yapılan güncellemelerle ilgili verilerin her yerde güncellemesini sağlamaktır. Örneğin, olmayan bir kitabın ödünç tablosuna eklenmemesi ve ödünç tablosuna eklenen bir kitabın numarası aracılığıyla detay bilgilerine erişilmesi gibi. Mesela burada bir örnek var. Sizin için düşünmeden yazmışım nasıl yazdıysam. Kitap nokta kitap no birinci anahtar, ödünç nokta kitap no ise yabancı anahtardır. Yani kitap numarasını ödünç tablosunda ödünç nokta kitap no'nun foreign key olarak ayarladığımız zaman ödünç tablosunda kitap numarasını ilişkilendirmiş oluyoruz diyelim. Evet arkadaşlar, şimdi anahtarlar konumuz bu kadar. Toparlamak gerekirse primary key birinci anahtar, tekrar edilemez, boşluk değeri alamaz. Unary key tekil anahtar, o da tekrar edemez bilgiler içerir fakat boşluk değeri alabilir. Foreign key ise aslında benim kafamda foreign key deyince bu ilişkiler tablosu oluşuyor. Birbiriyle ilişkilendirdiğimiz alanlardır. Gelelim veri tabanı yönetim sistemlerinin temel bileşenlerine. Veri tabanı yönetim sistemleri diyoruz. Bunun için öncelikle bir veri tabanımız olması gerekiyor. Bunlar kullanıcı verileri, metadata, dizimler, uygulama metadatası olabilir. Ve bunun için de derlenmiş veri tabanı tanımlarına ihtiyacımız var. Bu veri tabanı tanımları DDL derleyicisiyle oluşturuluyor. Yani tablo yaratma, form yaratma, sorgu yaratma, rapor yaratma gibi. Ve bir veri tabanı yöneticisine ihtiyacımız var. SQL diliyle sorgu yazabileceğimiz. Ve derlenmiş uygulama programı yani genişletilmiş programlama dili DML taşıyıcı dil derleyicisine kayıt ekleme, kayıt silme, kayıt güncelleme için. Ve bunun için de uygulama programına ihtiyacımız var. Bu bileşenleri elde ettiğimizde bir veri tabanı yönetim sistemine sahip olmuş oluyoruz. Gelin sizlere bu DDL, SQL ve DML dillerini açıklayalım. Çünkü bu bileşenler aslında birer dildir. Bu dilleri bilmeden de kullanamayız diye düşünüyorum. SQL yani yapısal sorgu dili, veri tabanına istediğiniz kayıtlara ulaşabilmenizi sağlayan yüksek seviyeli bir dildir. İngilizceye oldukça yakın bir söz diline sahiptir. DDL ise veri tanımlama dili, veri tabanı için gerekli tanımları yapabileceğimiz bir dildir.
Bildiğiniz üzere veri tabanının en temel parçası tablodur. Tablolar ise sütunlardan oluşur. Sütunların ise belirli özellikleri olur. Mesela her sütunun bir veri tipi vardır. İşte bu tip veri tanımlarını yapabilmek için DDL dediğimiz veri ihtiyaç duyuyoruz. Mesela tablonun doğum tarihi sütunu. Bu sütunda tamamen doğum tarihleri yer alacak. Doğum tarihini 50 yapacak işte. Şubat 22. Bu şekilde olmaması için takvim şeklinde, yani tarih saat veri tipini seçebiliriz. Örneğin benim TC kimlik numaramı TC kimlik ne olarak sütunda istettik. Buna boş değer girememeli. İşte harf girememeli. Bunun için veri tipini düzgün ayarlayıp sınırlamalar getirebiliriz. Bu tip ayarlamaları yaparken ise veri tanımlama dilinden yardım alıyoruz arkadaşlar. DML yani veri işleme dili, bir veri tabanındaki kayıtlar üzerinde işlem yapabilmek için kullanılır. Bu işlem yeni kayıt ekleme, kayıt silme ya da var olan kaydı değiştirme olabilir. Tablomuza son olarak. Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuz veri tabanı modelleriyle ilgili. İlk önce sıra düzensel, yani hiyerarşik modelle başlıyoruz. Bu model 1960'lar ve 1970'lerde temeli atılan bir modeldir. Ağaç veri yapısına benzer. Her kaydın bir ebeveyn kaydı, birçok da çocuk kaydı vardır. IBM ve IMS bunların örnekleridir. Örneğin kitaplar tablosunda sadece kitap numara başlık bilgisi, yazarlar tablosunda yazarın adı ve soyadı bilgisi yer alır. Yani ben kitabın yazarına ulaşmak istediğimde kitabın adını bilmek zorundayım. O yüzden tepedeki düğme ya da alttaki düğme ulaşabilmek için tepedeki düğümü biliyor olmamız gerekiyor. A modeli 1970'lerde temeli atılmıştır. Her kaydın birçok ebeveyn ve birçok çocuk kaydı bulunabilir. Turbo Image, IDMS, RDM ve Erdem Server bunlar örnektir. Burada gördüğünüz ise kitaplar adındaki tablo yazarlarla, yayıncılarla ve konularla ilişkilidir. Hiyerarşik modelin tersine çift taraflı arama yapabiliyoruz bu modellerde. Gelelim ilişkisel modeli. 1980'lerde temel atılmıştır. Veriler için kavramsal olarak basit bir modeldir. Veriler ve ilişkiler tablolar üzerinde tanımlanır ve tüm bilgiler burada görülebilecek şekildedir. Bu bizim kullandığımız model aslında. Burada görüyoruz arkadaşlar. Book ID, yani kitap ID, kitabın başlığı ve yanında pub ID ve author ID bilgileri yer alıyor. Yani kitapla ilgili istediğimiz tüm bilgileri tek tablo üzerinden ulaşabiliyoruz ilişkisel modelde. Gelelim nesne yönelik modeli. Temeli 1990'larda atılmıştır. Veriler nesne olarak modellenir ve yaratılır. Nesne yönelik programlama OOP'de olan sınıf ve miras kavramlarına sahiptir. Karmaşık veriler üzerinde işlem yaparken yüksek performans sunan bir yaklaşımdır. Nesneye yönelik ilişkisel model 90'lara dayanıyor. İlişkisel modelin iyi bilinen özelliklerini nesne tabanlı özelliklerle birleştirir. Bunlar kullanıcı tanımlı veri türleri, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, tanıtım ve alt sınıflar. Varlık ilişki modeli, yani R modeli diye kodlayabiliriz bunu. Varlık ilişki modeli ya da kısaca R modeli 1976 yılında P.P. Chan tarafından geliştirilen bir modeldir. Bugüne kadar varlık ilişki modeline dayalı hiçbir veri tabanı yönetim sistemi geliştirilmemiştir. Buna karşılık varlık ilişki modeli veri tabanı yönetim sistemlerinden bağımsız veri çözümlemede ve semantik veri modellemenin en çok kullanılan modeldir. Bu model kullanılarak önce veri tabanı yönetim sistemlerinden bağımsız olarak veriler çözümlenir. Veri modellemesi yapılır. Veriler ve veriler arası ilişkilerin anlamları ve özellikleri incelerek R çizelgeleri oluşturulur. Kullanacak veri tabanı yönetim sistemleri belirlenir. Sonra da R çizelgeleri bu sistemin veri modeline dönüştürülerek veri tabanı şemaları oluşturulur. Evet arkadaşlar, bugün sizlere veri tabanı modellerinden bahsettik. Hiyerarşik modelden, nesne yönelik modelden, ağ modelinden ve ilişkisel modelden. Diğer videolarımızda
Görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.